Rivayet diyorum, şu sebeple diyorum, çünkü aslından size bunu aktaran arada bir kimse var. Siz onun böyle doğru aktardığından bir başkasının aktarımıyla onu denetleyerek zannınızı kuvvetlendirmeye çalışırsınız. İkincisi de bir miktar tuttuğunda, en azından tutan yerleri itibariyle sizin açınızdan ayette ne dediğine dair bir kanaat oluşur. Üçüncü bir kişi de, üçüncü bir mealede baktığınızda daha bir kanaatiniz kuvvetlenir. Ama dördüncüye de baksanız, beşinciye de baksanız hiçbir zaman kesin ayette şu söyleniyor deme noktasına kavuşamazsınız. Teorik zan dediğimiz o zan her zaman baki kalır. Çünkü bir kişinin olayı yanıltma ihtimali olduğu gibi iki kişinin de, üç kişinin de, dört kişinin de, bin kişinin de yanıltma ihtimali matematiksel olarak hep orada saklıdır. Ama nedir? %99,999'ları zorluyordur ihtimal olarak. Bu teorik zan hiçbir zaman sıfırlanmaz. Dolayısıyla da benzer durum rivayetlerde, hadis rivayetinde olduğu için söylüyorum. Yani efendim hiçbir zaman kesin olamayacak şeylerin peşine düşemeyiz. Zannidir diyen kişilerin pek çoğu Arapça bilmiyor. Dolayısıyla onların ayetlerde nasıl yapıyorsun diye sorduğumda işte bir meale bakıyor. Peki o mealcinin sana doğruyu aktardığı nereden emin olacaksın? Zanni dediğimde ben bir başka meale de bakıyorum diyor. Ha işte bak. O senin yaptığını da biz rivayet biliminde yapıyoruz. İtibar dediğimiz bir rivayetin diğer rivayette olan tutarlılığı. Bu tutarlılık arttıkça zan oranı minimize olur. 2, 3, 4'lerde artık 99'ların üzerini zorlar. Evet. Dolayısıyla senin Arapça bilmediğin sürece sen de zanna tabi oluyorsun. Kaldı ki şöyle bir şey de var. Arapça bilse de yani Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisini Arapça bildiği zaman dahi bunun aktarıldığı süreç o tarihten bugüne yine birileri üzerinden olmuştur. Efendim yazı tamam yazı söz konusu olsun. Bir defa asli yazı elinizde değil. Yani asli yazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yazdırdığı, doğrudan dikte ettirdiği. Kaldı, o dönemden bile yok yani. Bırakın onun doğrudan dikte ettirdiği bir Kur'an elimizde olması. Bizatihi o yıllardan bile kamil manada bir Kur'an yok elimizde. Dolayısıyla arada yazıyla olan intikalde de yine o dediğimiz zan işin içindedir. Ama bu teorik zan hafızalarda var olan insanların okuduğu, naklettikleri, süreç içerisinde herhangi bir inkıtanın olmadığı durumlarda bu son derece minimize olmuştur. Çok korkunç oranlarda minimize olmuştur. Ya işte %99,99'lardan sonrasını zorlamakta ama orada bir zan var. Biz ayetleri katiyen Allah'tan olduğuna dair inancımızı nasıl sabitleştiriyoruz zandan arınarak? Bu tedebbürle gerçekleşiyor. Biz ayetleri inceleyip bunların Allah'tan gayrı biri tarafından olamayacağı gerçeğine erdiğimiz zaman katiyete kavuşuyor. Bu araştırmayı yapan kişinin nezdinde bu o katiyete kavuşuyor. Dolayısıyla sanki Kur'an iletimi açısından, tarihsel süreci açısından katiymiş gibi dönüp hadisler zanni, ben zanna tabi olamam şeklinde pervasızca ifadeler kullananlar. Bir de demin söylediğim durumu düşünecek olursanız Arapça bir de bilmedikleri ve bir mealcinin rivayetine dayandıkları durumda korkunç, trajik ve komik bir konumda aslında kendileri. Dönelim tekrar ayete. İşte bunlar konu açıldı diye söylüyorum. Ayetten bize mealcilerin yaptığı rivayetlerden ibarettir. Farklılıkları da haklılar sonuçta başka bir dilde bu manayı anlatmaya. Bir anladıklarını, çünkü her birinin anladıkları da bir miktar farklı olabilir. Çünkü o kişiye bağlı olan bir şey. Lafzın kendisi aynı. Her ikisi de yukarısına koymuş, aynı lafzı koymuş. Ama kendi anladığı bir miktar kendi gayreti, kendi çabası, kendi yaklaşımı, dağarcığında var olan bilgiler bunların hepsi bir miktar etkili olur o anlamın oluşmasında. Ve onu diğer dilde ifadesi esnasında
ki seçtiği kelimeler, bulabildiği kelimeler yakınlaşabilmek için manaya, bu süreçlerde hep farklılıklar oluşur. Bu gördüğümüz manzara da bunun neticesidir.